senin sayende bu kanser çubuğundan kurtuldum. Merhaba, Emre Üstünüçer ismim. Verdiği bilgilerin de çoğuna hakim ve çok başarılı buluyorum. Bıraktım çoktan. Beni bıraktırdı yani. Ben başlamaktan korktum izleyince. Şu anda bırakmak için doğru zaman değil. Bir keresinde sosyal bir ortamda tanıştığım 35 yaş civarı bir genç bir yöneticiyle sohbet ediyorduk. Büyük bir şirkette çalışıyordu ve ben sorulmadığı sürece ne iş yaptığımı pek söylemiyorum. Çünkü özellikle sosyal ortamlarda hiç istemememe rağmen sohbetin merkezi sigara oluyor. Hoşuma gitmiyor bu durum. Şimdi aslında herkes sigara ile ilgili hikayelerini böyle bırakmak için kullandığı ve aslında komik teknikleri anlatıyor bana. İşte diyor ki mesela birisi, ya ben bir kere bıraktığımda 2 aya yakın her aklıma geldiğinde sakız çiğneyerek bıraktım. Şimdi o anda demek istiyorum ki, hayır, sakız çiğnemene rağmen bırakmışsın. Zaten 2 ay bırakmışsın, sonuç ortada, hala içiyorsun. Demek ki sakız çiğnemek işe yaramıyor. Ama hevesleri kırılmasın diye çok da bir şey söylemiyorum. Yeni arkadaşla da o tanıştığımız sohbet ederken işimi sordu. Ben de söyledim, sigara bıraktırıyorum dedim. Ya dedi, ya bende de gırtlak kanseri çıkmış dedi. Çok başında yakalandı Allah'tan. Neyse dur bakalım hayırlısı. Kanım çekildi çünkü bunu anlatan adam o sırada elinde sigara var. E dedim gelsenize seansıma. Hem de bu hafta sonu var, bir tane ertelemeyin hemen. Bana hiç öyle bakmadı. Böyle kafasını çevirdi. İnşallah dedi, dur bakalım. Bu aralar inanılmaz yoğun iş. Bir ara bulursam gelirim inşallah. Ya düşünebiliyor musunuz? Gırtlak kanseri olduğu ortaya çıkmış. İş yoğunluğundan zaman bulursa gelirmiş. Sigarayı bırakmak için doğru zaman asla gelmez, fark etmişsinizdir. Yaz bitsin, bayram geçsin, tatil bitsin, kilo vereyim, okul bitsin, annem hasta şu an uğraşamam, işte oğlum evleniyor törenden sonra, taşınma telaşımız bir bitsin, iş yeri bu ay çok kalabalık. Bırakmak için en iyi zaman ne zaman biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Hemen, bir an önce. Ama çok iyi anlıyorum, tek başına bırakmak korkutuyor insanı. İnsan bırakabileceğine inanmıyor çok. Ve gelecekte bir gün bırakmanın daha kolay olacağını sanıyoruz hep. Ertelemeyi durdurun. Fark edin, zaman geçmesi bırakmanızı kolaylaştırmayacak. Artık bırakmayı düşünmeye başlasam iyi olacak. Nasıl bırakabilirim? Kendime uygun yardımı nasıl bulurum acaba diye düşünmeye başlayın lütfen.